Biliyor musun? İçim şey olmasa bile damağımla bile yiyebilmediğim ben bu eti. Ben evet. Ama yiyebiliyorum şu an. Burada katılıyorum size. O yüzden. Hayır, bunu yani siz ağzınızda bir saat 40 dakika düdüklü. Yener çiğneyip yutamazsınız. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Efendim? Lafımın da arkası. Ağzınıza atın ve ben, kaç lokmada çiğneyeceğinize bakacağım. Fikir aynı şeyi söylediğinde ben az önce damağımda ezdim eti bu arada. Ciddi misiniz? Ciddiyim. Yine ezebilir mi? Hiç sıkıntı. Ama sen damağını nasıl ezeceksin? Bıçak mı kesiyorsunuz Yusuf Bey? Ha, biraz daha az alın mümkünse. Bakın damakta bile eziliyor ya. Yani yeme limon. Yutamazsın. Bu eti yutamazsın. Dibine dökülmüş, dibine dökülmüş hanımefendi. Benimki tencereden alırken dökülüyordu. Siz tamamen kendi vasat yemeklerinizi şu an ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz. Benim yemeğim vasat değildi. Yemeğime gölge düşürmeye çalışıyorsunuz. Siz süsleyip yemekleri güzelleştirmeye çalışıp güzel olacağını zannediyorsunuz ama öyle bir şey yok. Süslenmiş bir yemek yok burada hanımefendi. Öyle bir şey yok. Gayet normal yemekler var yani ben olayı sizinle yaptım. Bakın benim etim sizinkinden daha lezzetliydi. Daha güzeldi. Evet. Sosu da daha güzeldi. Bu üzerinize döktüğünüz sostan daha güzeldi benim yaptığım. Siz süslenmiş diyorsunuz ya, siz vizyonsuz olduğunuz için böyle yemekleri bilmiyorsunuz. Lütfen konuşurken yani. Sözlerinize, laflarınıza dikkat edin. Sema Hanımcığım, ben benimle vizyonsuz, evet, efendim vasat olmamış, geri kafalı diye konuşamazsın. Ama şu an siz bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Şey, aynı şeyi kelime de harcadınız. Kabul geliş, etmiyorum. Sizi saygıya davet ediyorum. Bu kadar yaşta da bu kadar hakaret edemezsiniz bana. Niye ben 52 yaşındayım. Bunları da söylemesen. Ben 52 yaşındayım. Birçok davet masaları da hazırladım. Bir sürü misafiri de ağırladım. Ve benim ağırladığım misafiri kimse ağırlayamaz. Sema Hanımcığım, ben bunu 5 çocukla beraber yaptım. Sema Hanımcığım, benim rüya gibi. Maşallah efendim, gerçekten. Ben rüya gibi bir masa hazırladım. Ya bak, misafirime, sobrama. Bir saniye, anne. Vizyonunu sen yetersiz bulmuş olabilirsin, beğenmemiş olabilirsin yemeklerini, her şey olabilir ama tecrübeye de biraz saygı göstermemiz lazım. Evet. Belki, yani dediği gibi o da bizi ilgilenmez. Belki kadın 100 kişiye yapar, döktürür, gelir burada, bir şeyler ya olur, hatalar olur. Yarışmayı hep söylüyorum, yapamaz, bu da normal. Aynen. Ama yani bu o insanın yani hiç yemekten anlamadığına, damak zevkinin olmadığına, hiçbir şey bilmediğine o kapıya çıkmaz yani. Sen şimdi sürekli bunu tekrar edin, hakaret değil ama gereksiz bir söylem oldu. Bir yorum yapabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim unutmadan? Tabii. Zuhal Hanım, ben yoğurtlu çorba yaptım size. Benim çocuklarımın, eşimin en sevdiği çorbadır ve davetlerimde de hep o çorbayı yaparım. Ne güzel, afiyet olsun. Ve daha bir kere kesildiğine şahit olmadım. İnanın. İşte oluyor yarışlar. Ben de bir şey söylüyorum. Ve benim çocuklarım, eşim şaşırdı nasıl böyle bir şey oldu diye. Ya hepimiz yani elimizde de olmuyor mu? 50 kere yaptığımız yemeği, ya bugün tutturamadım diyorsun. Ben yalnız, ben yoğurda suç atıyorsunuz dediler ama gerçekten belki yoğurumda vardı. Sevgili Sema, eti beğenmedim. Ben eti kesinlikle beğenmedim. Pilav? Pilav da bana çok tarçınlı geldi. Hanımefendi, iç pilav bu. Yok, pilav gayet lezzetli. İç tarçınlı geldi. Biliyor Yusuf. Evet. Biliyorum iç pilav olduğunu. Zaten ayrıntıyla anlattınız. Üzümlü, fıstıklı, evet, öyle. Anlamazsınız diye gayet iyi bir şekilde ben, anlattım. Bakın, yapma. Konuşmanıza dikkat edin Yusuf Bey, lütfen. Ben hakaret etmiyorum ben. Ama anlamsınız ne demek? Niye anlamayayım ben? Ya, ben niye anlamayayım? Söyler misiniz? Güleceğim mi? Hayır, niye anlamayayım ben? İçinde tabii ki de tarçın olacak hanımefendi. Sen okula gittin 2 sene bu okudun diye her şeyi anlayacak değilsin. Evet, tamam mı? Bir yaşanmış olması lazım. Hanımefendi, bakın ben 2 sene okula gittim. Okulda ben daha şu an söylüyorum, daha hiç mutfak dersi almadım. Bunlar tamamen benim kendi birikimlerim. Ben okulda sadece teknik bilgiler aldım. Bakın, araya devrem girdi ve sayılar okullar kapandı zaten. Saygı duyuyorum. Ama siz ne kadar benim yemeğimi lezzetli bulmadıysanız ben de sizinkileri bulmadım. Hanımefendi, tamamen şu an gölge düşürmeye çalışıyorsunuz. Hayır, sizin gölge bakın işte bakın kesmiyor. Televizyondan evet da görsünler. Kesilmiyor Yusuf Bey. Ya nasıl kesilmiyor, kesilmiyor hanımefendi? Bakın dağılıyor ya, dağılıyor. Ya bakın, böyle böyle bakın, ince ince yaparsanız bakın tel tel dağıtabilirsiniz. Ama bunu kesmeye çalışın. Etiniz de çok sert. Salata nasıl? Salata da idare eder. İdare eder. İdare eder mi? Evet. Nasıl idare eder hanımefendi? İdare. Yani sizin patlıcan bulamacınızın yanında benim bu salata gökkuşağı gibi salata getirdiniz. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. O patlıcan bulamaç değildi. Bu salata da kötü değil yani. Patlıcanı mı? Kötü bakın bir salata. Fena değil, değil, güzel değil. Bilerim bilerim de sürekli ben olumsuz da yorum yapmayalım. Katıldığın noktalar var. Şimdi şöyle bir şey var. Katıldığınız noktalar var. Var var, konuşacağız herkese. Benim de salatam çok lezzetliydi. Şimdi ben de bu salatayı soruyoruz ya, bu salata kötü bir salata mı? Dediğim gibi fena değil. Çok fena da benim, değil. Karışık olması benim damak zevkime uymuyor. Karışık bir salata değil zaten hanımefendi. Karışık İçinde karışık ne var bunun? Ya ben tatlı, ekşi, soslu diye yazdım zaten. Ben hem tatlı tatların gelmesi gerekiyor hem ekşi. Yani evet, siz bunu alabildiniz mi salatadan? Önemli olan bu. Evet evet aldım. Bak onu tamam, o zaman beğenmiş oluyorsunuz.
İkna oldu şimdi. Yok. Tamam o zaman yani peki. Piştir o zaman. Benim etime pişmemiş diyen Yusuf Bey bugün eti hiç yapamamıştı. İç pilavı da çok baharatlıydı. Salata fena değildi ama çok ekşi geldi bana. Şimdi orada sen zaten yapmıştın yorumunu değil mi, yemek yorumunu? Evet, kısaca değerlendirecek olursam bu tabakta. Yalnız dikkat ettiyseniz bir saattir kesemiyor. Evet. Ama yemiş. Ama yemiş. Kesemiyor ama yemeye çalışıyor. Lezzetler ama et sert bir et. Dediğin gibi my plate olduğu için ben bu proteinini bugün almam gerekiyor. Afiyet olsun. Pilavı beğenmiştin, salata nasıl? Pilavı beğendim. Et sertti. Salata ise dediğin gibi gökkuşağı ama ben Roka'nın bu kadar öldürülmesini sevmiyorum. Bu Roka salatası ise eğer... Roka öldürülmedi yalnız. Roka sadece içinde az var. İçinde diğer malzemelerim de çok olduğu için eşit miktarda koydum hepsini. Ondan az duruyor. Yok. Yani çok fazla bir miktarda roka koymadım içine. Ölmüş değil rokalar. Zaten daha şimdi sosla buluşturdum. Fikret Beyciğim maşallah eti şey yani. İyi götürdünüz. Ben yerim efendim, eti çiğ verseniz yerim. Yermiş efendim, Allah Allah. Aa, bizim yüzünü de yemediniz. Fikret Bey. Elinizi uzattınız. Bizim yaptığınızı da yemediniz acaba? Elinizi uzattınız ısırırım diyor. Çiğ yerim valla. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sen beğendiğin için değil, eti sevdiğin için mi yedin yani? Eti sevmekten öte şimdi my plate muhabbeti bizim programımızda yeme... Yani şöyle oluyor, ya beğendiğin için yiyorsun ya da aç olduğun için yiyorsun. Evet. Yok, öyle değil. Ya da yediğin zaman ne bekliyor senden yarışmacı? Puan. Şimdi yarın şimdi sen evet. Puanlamada kalkıp da verdiğin puandan yarışmacı hoşnut olursa. Hayır kalkıp da şunu diyebilir sana, etimi yedin bitirdin hani bunun puanı derse evet. Açıklaman ne olacak, onun için soruyorum. Evet. Şu an zaten aynı şeyi söylüyorum şu an hala. Fikret Bey bakın yiyip bitirdiniz yani. Zoran'ın da dediği gibi beğenmediyseniz yemeseydiniz yani. Şimdi ben şahsen ne kadar aç olursam olayım bir yemeği beğenmezsem yemem. Aynen ne kadar sevdiğim bir yemek olursa da olsun. Yani şimdi kötü yapılmış bir yemeği kabul edelim kimse de yani hani. Evet. Çok zor bir durumda kalmadıkça yemeyiz yani, anlatabiliyor muyum? Bak hala yiyor, afiyet olsun. Ben beğendi gibi geldi bana ama vallahi sen yiyor mu? Gibi geldi. Çiğniyor bir saat. Çiğniyor bakalım ne? Sen merak ediyorsun Sema ne kadar dişinecek, takip edelim Tevfik'i. Bir çok çiğniyor çok, ben takip edeyim Zuhal Hanımcığım. Sen de çiğne. Çok güzel. Senkronize mi bakalım. Time kodu tutan arkadaşlar baksınlar kaç kere çiğniyor. O sırada Neval'e dönelim. Evet, ben de yorum yapmak tabii istiyordum. Tabii canım. Hemen şey yapmasın Yusuf Bey. Et dışında kalanları beğendim. Evet, eti beğenmedim Yusuf Bey. Neden beğenmediniz peki? Beğenmedim. Biraz üstündeki sosu tuzlu buldum. O yüzden evet. Gördüğünüz gibi az yedim. Gravy sosu çok tuzlu. Evet, ben fark ettim değil mi? Hani evet, kendimi kimseye de kıyaslamıyorum. Gerçekten olanı olmuş, olmayanı olmamış diyorum. Kendi yemeklerim için de aynısı geçerli bir duruşum olduğu hı-hı. için. Salata çok şık. Bu arada benim de botanik bahçem var. Bahçede yetişmiş bir domates aa, olduğu belli. Güzel. Evet, tadından evet. Belli zaten. Evet, ben de evet, böyle güzel. Şeylerden mutlu olduğum için. Ben çok evet. Severim. Büyütürüm, ekerim vesaire. Bravo. Teşekkür ederim. Salatayı beğendim. Pilavı nasıl buldunuz? Pilavı bu arada şimdi bana da aynı vizyonsuz yapıştırmayın diye şey demek istemiyorum korkmayın, ama korkmayın, ben bu pilavı ilk söyleyeyim. Defa yedim. Dürüst olmak hiç gerekirse. Bu şekilde hiç pişirmeyiz biz. Evet. Bu şekilde biz hiç bazı pişirmeyiz. Bazı evler tercih etmiyor. Evet. İç pilav evet. Başka yani hiç pilav bu şekilde yemedin mi? Yok. Hiç ha. Yemedim zorla. Dürüst olmak gerekirse. İlk denememe göre de fena değildi. Sonuçta hani şey karşılaştıramıyorum. Kıyas ama fena değil. Evet. Bildiğimizi bilmediğimizi söylemekten çekinmeyeceğim. Tabii ki canım, kimse de bunun üzerine yani. Bir şey söyleyemez. Herhalde. Söylerse de hakkından gelebiliyorum. Evet, yani şey şöyle bir açıklama da yapayım. Bence normalde, sana diyor Yeliz. Evet evet dinliyorum dinliyorum. Normalde iç pilavın içinde ciğer de konulur. Ama ben yanına Fikret Bey'in yalıyor gibi kallavi bir yemek yaptığım için koymaya gerek duymadım. İyi yani. Koymamışsınız. Yani aslında ciğere kötü bir şey demek istemiyorum. Evet, sadece ciğer sevmiyorsunuz evet. Siz peki. De bilmediğimiz bir yemek yapacaksınız ama. Biz nasıl yiyeceğiz? Ay bir de o var değil mi? Ben korkuyorum şu an. Ben de. Hafif ben de biliyorum. Size zaten güvenmiyorum. Yani verdiğiniz puanlardan dolayı zaten güvenmiyorum. Yani ne yemek yapacağınızdan da çok korkuyorum. Peki. Hemen seni de yorumunu alayım yemekle ilgili Elis. Niye güldün? Ben çünkü eve gidince de düşündüm beni yani. Beni ürperçiyorsun Fikret zaman zaman. Bu yemekle, korkuyorum korkuyorum. Yapacağım yemekle alakalı düşündüğüm zaman böyle masadaki diğer arkadaşlarımızla. Başımıza ne gelecek acaba? Sema Hanım geliyor. Niye? Eyvah başımıza ne gelecek? Siz de mi biliyorsunuz? Ay sen Sema diyorsun iç pilav ilk defa yiyor kadın. Evet. Ama dikkat ettiniz mi? Yusuf Bey ona hiçbir şey söylemedi. Neredeydiniz acaba? Bir saniye dur kıyamet koptu. Bir saniye. Evet ilk defa. Ne vardı sen? Çok özür dilerim ama ne oldu, ne? Çok karşıma çıktı. Kaç? Canım yemek istemedi. Sen kimin ne yaptın ben anlamadım. Hayır hiç bile var. O nasıl kezdi ben anlamadım. Ha, sen mi yaptın onu? Yetişemiyorum size. Para yüzüyle gezmiş burada bana hava basıyor. İlk defa ya. Ah canım benim. Ah canım benim. Çok sinirlenmeyin. Yani bir kere var ya. Para değil.
Yani ben hala yine görüntü diyeceğim. Söyledim. Yine moda tasarım. Yine yani nasıl başka bir kabuğunuz moda olmadığı için gene modaya girdiniz. Tunik mi oluyor efendim? Dur efendim sen de soruya bak. Allah'ım yarabbim. Biz de bilgi denelim şimdi nedir çünkü ne değildir. Çünkü öyle görüyor. Hanım, paray şey olarak mi? Görüyor Deval Hanımcığım. Efendim? Nedir paray? Yani kıskandığı için her... Paray o mayonu yaşadım bile dersiniz. Neyinizi kıskanayım? Sizin taktığınızı takmam, giydiğinizi giymem. Dön Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Anladım. Evet. Evet. Anladım. Söyle. Ben Yusuf Bey, siz de bilirsiniz. Bundan 5 dakika önce iç pilav. Söyledim. Bizim evimizde pişmez. Evet. Karşıma çıkan yerlerde de tercih edip yemediğimi söyledim. Olabilir. O zaman orada niye yapmadınız şimdi aynı ya diye. Ya ben mesela oturduğumuz zaman Deval Hanım ben bunu hiç tatmadım. Ben bundan hiç yemedim. Ben bu lezzeti bilmiyorum. Evet farklı tadı araması yani ne bunun aroması? Ne bunun aroması? Ne bunun aroması ya? Hiçbir şekilde bir lezzeti düzgün dinleyin ya. Pardon. Bağırmayalım. Salatayı beğendiğimi söyledim. Evet, ben demiyorsunuz o zaman. Soslardan, yemekten. Sosu tuzlu olmuş dedim. Sosu tuzlu olmuş dedim. Sosu tuzlu oldu ben de katılıyorum. Tüm dikkatinizi bana mı verdiniz? Beni seyretmeyin bu kadar ya. Yusuf Bey de lezzetleri tatmamışsınız. Söylediğiniz pancar çorbasını da aynı şekilde. Siz yediniz mi pancar çorbası? Her gün evinizde dana bilmem neyi yatırılmış yemekten mi çıkıyor ya? İçiyorum. Her neyse içtin mi yedin mi ne yaptın mı? Yediniz mi? Söyleyin bir bana. Tabii ki ne demek? Bir şey söyleyeyim pancar size. Pancar çorbasının alasını içtim ben. Tercih etmediysem bulamadım anlamına geldi. Pancar çorbası içmiştir herhalde. Doğru söylüyorsunuz Zerlan Hanım. Lütfen. Ya,